Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Kova burcu kadınının Ekim ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Neleri tavsiye edecekler? Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hep birlikte hemen başlayalım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. İleriye de alabilirsiniz. Ben çünkü konuşmadan kartları şey yapıyorum, diziyorum. Bir tane kart geldi de şimdi canım sıkıldı biraz size. Bunu biraz değişmemiz gerekecek. Hiç hoşuma gitmedi. Hatta şöyle birazcık alacağım da siz de görün. Şöyle göstereyim. Büyü blokaj, yanına da o kadın geldi. Yani çünkü şöyle geldi aslında. Şöyle alıyoruz. Dedi ki halsizlik, tembellik, intikam beslemek, etrafa ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi. Eğer bu kartın yanına aile düşerse aileden biri demektir dedi. Bir tane kart seçtim, o kadın geldi. Böyle bakın çok büyük ihtimalle sarışın bir kadının büyüsü bu. Sarışın kısa saçlı birisine benziyor. Yani bu ayrıntı çok büyük bir ayrıntı. Çünkü burada da bakın büyücüde de bir açık renk saç var. Hiç sevmediğim bir şey. Şimdi tekrardan bakalım. 1, 2, 3 tane daha kart buraya aldım. Bakalım bu kimmiş, neyin nesiymiş. Bunu burada çözeceğiz bakalım şimdi. İlk olarak uzaklaşma kartı geldi. İletişimde azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçmek, araya giren ayrılık ve yanına geçit kartı geldi. Yani bir uzaklaşma sürecinden geçeceksiniz açıkçası. Hayat bir gizem. Başak ruhu geldi. Yansızlık kartı geldi. Yansız olacağınız. Böyle niye acaba böyle geldi bu ay? Dördüncü çakranız Yin ve Yang. Kalp çakranızı dengelemeyi isteyeceksiniz ve dengeleyeceksiniz olarak da görünüyor. Güzel geldi. Yani sevgiyi alma verme konusunda gayet başarılı olacaksınız. Sevgi alma verme konusunda sizde bir problem yok sevgili arkadaşlar. Bahçe ve kapı ve bahçe ve kapının yanına bu durum bir yere varmayacak dedi. Yani hangi konu hakkında işin içinden çıkamıyorsanız, aklınız bir türlü el vermiyorsa, ya bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl oldu veyahut da ya da ben ne yapmalıyım, yani hangi yolu seçmeliyim, buradan mı gitmeliyim, şuradan mı gitmeliyim dediğiniz noktada bu durum bir yere varmayacak dedi. Peki bu durum nedir, neden bir yere varmayacak, bir de bunu soralım. Değişim, dönüşüm rüzgarları, kalp kırıklığı, dünya. Şimdi dünyevi kısmetinizle alakalı. Şimdi kolektif çıktığı için tam da yani kolektife baktığınız için kolektif kartlar da çıkıyor. Kolektif kartlar çıkınca da kolektif bir şekilde bunu size anlatmam gerekiyor. Demek ki hepinizin hikayesi gerçekten çok ayrı ayrı. Yani hayatınız çok farklı farklı. O yüzden dünyevi kısmet olarak adlandırmış burada. Ve kalbinizin kırık olduğu bir konuymuş bu. Dördüncü çakra boşuna gelmemiş sevgili arkadaşlar. Ama yanına Yin ve Yang geldi. Ya siz böyle bir uzaklaşmayı sevmiyorsunuz. Siz daha böyle cana yakın. Şimdi Kova burcunun özelliği arkadaş canlısı olmasıdır. Arkadaşlıklara önem verir. Aşkı ikinci plana alır. Önce arkadaşlıktır. Kova burcuyla evlenebilmek için onun ilk önce iyi arkadaşı olmak gerekir. Bunu aslında çoğu kişi bilir. Burada ise şimdi sizin kalbiniz kırılmış. Neden acaba? Bilemiyoruz. Bir uzaklaşma. Uzaklaşma, iletişimde azalmalar, soğukluk, bunlar sizin seveceğiniz şeyler değildir. Kova burcu
İkizler burcu, terazi burcu iletişimdir. Yani iletişim ruhlu insanlardır. İletişimsizlikleri sevmezler. Uzaklaşmayı sevmezler. Ama tabii ki canınız yandıysa elbette ki uzaklaşırsınız. O da ayrı bir konu. Ama burada bir olay var. Bu durum bir yere varmayacak diyor. Yani acaba siz mi kalp kırdınız diyeceğim şimdi. Hani ama burada sanki tam tersi gibi sizin kalbinizi kırmışlar. Ekim ayında böyle bir durum var. Konunun derinliğini vermiyor burada. Konunun içeriğini vermiyor. Dünyevi kısmetiniz diyor. Aşk olur, iş olur, para olur, kariyer olur, eğitim olur. Sağlık bile olabilir. Dünyevi kısmetiniz her ne ise. Sevgili arkadaşlar, bir yudum su bile olsa bu konuda sanki kalbiniz kırılmış olarak görünüyor. Peki aşağıya benim merak ettiğim konuya geçelim. Bir kadının büyüsüne, blokajına geliyorsunuz gibi görünüyor. Bakın, sarı saçlı bir kadına özellikle veriyor. Neymiş bu? Bu kadın olayı neymiş? Bakın, uzun boylu, uzun bacaklı bir kadından mı? Tip olarak böyle bir kadın. Bize şimdi tabii detay lazım. Eline bir fırsat geçecek bu kadının. Şimdi uzun boylu, uzun bacaklı, uzun yüzlü, uzun eller, kollar böyle bir kadından bahsediyor. Biraz küfürbaz bir kadın. Elinde sopası, böyle maşa gibi, böyle hani çingenin elinde maşası olur ya. Sanki böyle bir kadın, böyle astım astık kestiğim kestik erkek tarzı bir kadından bahsediyor. Bu kadının blokajına, büyüsüne maruz kaldığınızı söylüyor burada. Yani iptal, iptal, iptal diyoruz buradan hemen her ne oluyorsa. Direkt büyü blokaj kartı geldi yani. Sadece ben buradan iptal ederek etkisini hafifletebilirim. Kupa kraliçesi, akılda çatışma ve bir beklenti. Şimdi bu büyü blokaj ne veriyordu size? Halsizlik, tembellik, intikam beslemek. Etrafı ilişkiye negatif enerji yayan bir kişi olarak görünüyor. Şimdi siz bu kişinin kim olduğunu sanki az çok biliyor gibisiniz. Ve bu kişiyle, bu kişinin en büyük belirtisi de şu olacak. Bu ay, özellikle de ayın 5'inde, 7'sinde bu kadınla bir tartışma yaşayacak olabilirsiniz. Bu kadın alıngan bir kadın. Su grubu bir kadına da benziyor. Balık, akrep, yengeç grubundan. Çünkü kupa kraliçesi geldi bakın. Ve ne hikmettir, burada da bir sarı saç var. Yani çok açık renk saçı çok böyle şey yapıyor sevgili arkadaşlar. Bas bas bağırıyor yani. Peki fikir çatışması yaşayacaksınız. Kavga edebilirsiniz bu kadınla. Sanki bu kadından bir menfaat beklentiniz var. Veyahut da bu kadının sizden bir menfaat beklentisi var. Kolektif olduğu için iki türlü söylemek durumundayım, biliyorsunuz. Sanki bundan dolayı size böyle bir kötü enerji gönderme durumları olacak gibi görünüyor. Burada miras veya da toplu para veya da aileden gelecek bir paranın kokusunu almış gibi görünüyor bu kadın. Evet. Sanki başkalarıyla ilişkinizi bozacak. Ailenizle ilişkinizi bozmaya çalışacak da olabilir. Kendisiyle bozulacak zaten. Ama başkalarıyla da hani şey yapamayacak. Kısacası sizin iyi olmanızı, parasal maddi anlamda iyi olmanızı, ailede böyle güle söyleye oynayarak böyle dolaşmanızı çekemiyor gibi geldi bana. Bilemiyorum. En kısa zamanda inşallah kendi kazdığı kuyuya kendisi düşer. Hiç sevmem çünkü böyle insanları. Zaten kim seviyor ki? ben de burada söylüyorum. Hiç sevmem diyorum. Kim seviyor ki zaten? Evet, hadi bakalım şimdi sorularımıza bir geçelim. Bir işi olmayan, çalışmayan kova burcu kadının ne bekliyormuş? Evet, 5 aydır, 5 haftadır, 5'li vadeden beri bir sıkıntı çekiyorsunuz. Para sıkıntısı çekiyorsunuz. İlahi adalet geliyor. Hiç merak etmeyin. Sanırım bir işe girecek olabilirsiniz. Ayın sonuna doğru. Peki işi olanlar, dengedesiniz, harikulade geldi. Her şeyiniz yerliğinde olarak görünüyor. Peki ilişkisi olmayanlar, ilişki için bir çalışma içerisine gireceksiniz. İşte ritüel olur, dilek dilemek olur, namaz kılmak olur, meditasyon yapmak olur. Bu tarz şeylere yöneleceksiniz olarak görünüyor. İşi olanlar için ise öncelikle bir sadaka verin. Askıda ekmek olur,
Bir dilenci bulabilirsiniz, dilenci olabilir. Birini sevindirin ama sevinmesi şart, biliyorsunuz. Hani 1 lira vereyim de başımdan savayım değil. O dilenci o parayı alınca sevinecek. Onu göreceksiniz, yüzü gülecek. Yüzü gülmezse hiçbir şey yaramıyor. Arkanızdan pardon, böyle salladığı zaman, kötü şeyler söylediği zaman sizin paranıza da yazık olur. 1 lira bile olsa ona da yazık. Birisini sevindirmeniz lazım. Birisine bir hediye de alabilirsiniz. Ama sadaka olarak burada çok görünüyor. İşinizde prim alabilirsiniz. Elinize ekstradan bir para geçebilir. Bu şekilde geldi ama güzel geldi yani. Para açısından, bolluk açısından güzel geldi. Veyahut da işte nasıl denir, prim olur, terfi olur, bahşiş olur. Artık ne oluyorsa hani para konusunda. Maaşınıza artış olur, yani zam yapılabilir, bu olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Ya da siz patronunuzdan para talep edecek olabilirsiniz. Patronunuz da size bunu verecek olabilir. Bu da güzel bir şey. Peki, ilişkisi olmayanlar demiştik. Evet, ilişkisi olmayanlar demiştik. Ama bir ilişkisi olmayanlar için bakalım. Bir memnuniyetsizlik içerisindesiniz. Tabii ilişkiniz yok. Evet, geçmiş ilişkilerinizde belki de ihanete uğramış olabilirsiniz. Şu anda bir alınganlık durumunuz söz konusu. Ne olur peki? Ekstradan bir şey olur mu? Arkadaşlarınızla konuşup durum değerlendirmesi yapacağınız bir ay olacak Ekim ayı sevgili Kova burcu kadınları. Peki ilişkisi olanlar için ise bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Evlilik hazırlıklarına başlayabilirsiniz olarak geldi. Zengin bir evlilik yapacaksınız. Eğer bu kişiyle devam ederseniz, ki çok kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Peki evli olanlar için ise dileklerinizin kabul olduğu bir ay çok güzel geldi. Artık bütün dilekleriniz kabul oluyor, ne istiyorsanız. Sanki böyle dilekleriniz kabul oldukça bir bir planlar yapmaya başlayacaksınız. Şimdi sıra buna geldi, şimdi sıra buna geldi diye böyle bir rahat bir Ekim ayınız olacak. Peki platonikseniz ve uzaktan uzağa birisinden hoşlanıyorsanız, bu ay size bir açılma enerjisi var mıdır? Kesinlikle var olarak görünüyor. Kendinize güveniniz tam olsun. Bu kişinin niyeti de ciddi. Boğa burcu olarak gelmiş ama tabii ki bu burçtan olması şart değil. Size karşı ilgisinin ve niyetinin çok ciddi olduğunu söyleyebiliriz ve görüşeceksiniz gibi de görünüyor. Peki ex partnerinizde aklınız kaldıysa, ex partneriniz size ulaşacak mı, sizi arayacak mı, konuşacak mı, barışacak mı, böyle bir enerjisi var mı? Şu anda üzülüyor. Üzüldüğü bir evrede her şeyin bittiğini düşünüyor ama bir umudu da yok değil. Ne olur, aydınlanma yaşayacak. Şu anda kendisi çok melankolik bir hava içerisinde sevgili arkadaşlar. Tuttuğunuz kişi, ex partneriniz, bir aydınlanma yaşayacak. Öfkelenmesi gereken birisi var. Aranızı birisi bozmuş olarak görünüyor. Bu kişiye öfkesi çok olacak ve harekete geçecek olarak görünüyor. Belki siz veya o İl dışında, ülke dışında olabilirsiniz. Kısa süreli bir yere gitmiş olabilirsiniz. Veyahut da hayatın direksiyonuna geçmesi gerekiyorsa, bu kişinin direksiyona geçecek olarak da görünüyor ilişkinizle alakalı. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kasım ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.